Sayın seyirciler, bugün yine Bafra sokaklarındayız ve vatandaşımıza son günlerde hepimizin malumu olan efendim ÖTV zamlarını sorduk. Motorlu taşıt vergisi zamlarını sorduk. Bakalım vatandaşlarımız bu konuda neler söyleyecek, gelin birlikte izleyelim. Ne diyelim, artık alıştık. Her gün kalkıyoruz yeni bir zam. Her gün kalkıyoruz yeni bir zam. Ya alıştık artık. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun her şeyin. Birçok zam gelmeye başladı. Doğalgaza, akaryakıta, ÖTV zamları geldi. Motorlu taşıt vergileri. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ama herkes gibi biz de şikayetçiyiz. Her şeye zam geldi yani. Hani herkesin Allah yardımcısı olsun. Aracınız var mı şu anda? Rahat rahat kullanabilecek misiniz? Yok. Almayı da hiç düşünmüyorum yani bu şekilde. Sen de şikayetçi misin zamlardan? Hayır. Ben parka gidiyorum annemle. Yani maaşlarımıza da zam geldi. Maaşlara da gelmesin, hiçbir şeye gelmesin. İkisi birbiriyle yarış ediyor. Gerek yok bunlara. Şimdi maaşa gelen dursun. Gitti mi şu anda? Gitti, hiçbir anlamı yok. Hepsi peş peşine kovalıyor birbirini. Bilet parası aldı arkadaşım İstanbul'a. Dün alsaydı yarı yarıya, şu an çıktı bayağı yükseldi. Kız şey yaptı yani, git gel yaptı gitmek için İstanbul'a. Yani bilet parasına bile zam geldi. Hiç iyi olmadı. Yani memnun değiliz. Bilemiyoruz yani, gerçekten çok kötü. Emekli maaşlarımıza da şimdi o 5 küsürdü, 7,5 oldu. O bir 7,5'un üzerinden değil de 5 küsür üzerinden olacakmış. Yani zam %25. Peki yani bu maaşla hayatınızı idame ettirebilecek? Ettiremem, mümkün değil. Oğlum var. Allah'tan oğlum destek çıkıyor. Beraber oturuyoruz. Yoksa imkansız yani. Hele büyük şehirde imkansız. Ben İstanbul'da oturuyorum. Büyük şehirde imkansız yani. İmkansız. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar dileyelim bence. Yani. Gelen zamları konuşuyoruz da siz de birkaç kelime etmek ister misiniz? Teşekkür ederim. Ben yorum yapmayayım. Emekli öğretmen olarak sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Teyzeciğim merhabalar. İyi günler. Doğalgaza ve motorlu taşıtlara gelen, yakıtlara gelen zamları soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl oldu zamlar? Nasıl oldu zamlar? Yani siz... Sen memnun kaldın mı? Memnun kaldın mı bu işten? Zamdan kim memnun? Bitti o kadar. Son pişmanlık fayda etmez artık bu saatten sonra. Olan oldu. Seçimi erken yapacaklardı. Kararlarını erken vereceklerdi. Bu saatten sonra çok bir şey değişmez. Biz zamlara alışacağız herhalde bu yaşta, öyle gözüküyor. Valla motor kullanıyorum artık. Aracı eve bıraktık. Eski bir arabacımız var ama onu da kullanmıyoruz. Evde duruyor. İki katına çıkmış vergiler. Bugün, geçen gün doğalgaza geldi. Petrole geldi. Valla halimiz harap. Ne diyelim artık? Diyecek bir şey yok. Bir dahaki seçimleri bekleyeceğiz. Bir gecede, gece 3.30'da gizli gene zam olur mu? Hani petrol neredeydi? Petrol çıkardıydı bir daha da. Yok. Yorum yok. Bafra'da kiralar olmuş 6-7 milyar. Yazık günah insanlara. Tamam, bizim işimiz gücümüz var, kendi işimiz. Ama yazık günah gerçekten. Şimdi bir adam askeri ücretle evi kira. Bu adam evine pazarlık mı alacak? Hiç mi ayakkabısı eskimeyecek? Çocukları okula gitmeyecek mi? Ne yiyecek? Aa, burada bir hikaye var ya, hırsızlıklar da başlar. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Yani benim söyleyeceğim bu. İnşallah iyiye gideriz ya. Ya hayırlı eğleyecek bir durumda kalmadı. Ben hacdan geldim. Hayat pahalı. Yani neyinin şeyini yapacağız hani? Her taraf artmış. Yani yapacak bir durum kalmadı. Yani bu yönden bir şey diyemiyorum. Ha, hükümet mi? Atık hükümet de beni ilgilendirmiyor. Bu işi bıraktık biz, işi. Önceden idi o. Ben giderim pazardaki hesabı alır mıyım, alamaz mıyım? Bunu düşünürüm. Emekliyim. Emekli geçinir mi, geçinmez. Ama herkes geçinir derse biz de geçiniyoruz. Başka hiçbir şey yok yani. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Başka hiçbir şey diyecek yok. Bu millet kime gidersen git hep kan ağlar. İyi oldu, iyi oldu. Daha dur, bu başlangıç. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne kadar güzel olmuş. Ben bunun olmasını zaten tahmin ediyorduk. Böyle olacaktı ama bu kadar birden de olmaz. Şimdi doğalgaz bulduk, doğalgaza zam geldi. Petrol bulduk, petrole zam geldi. Bir tok ürettik, tokun T'sini göremedik. Nereden çıktı, ne oldu, ne olacak bilemiyoruz. Ben aslında işin gerçeği şu. İktidar değişmesi benim için o kadar önemli değil. Ama şunu çok merak ediyordum. Değişseydi bunları belki öğrenecektik.
Yani bu gerçekten petrol çıktı mı çıkmadı mı? Ben çok merak ediyorum. Tok diye bir şey var mı? Yani diyorlar ki İtalya'dan geliyor. Acaba burada var mı? Üretiliyor mu? Doğal gaz, o yanan doğal gaz acaba Rusya'dan mı gelip oraya bağlandı? Gerçekten böyle bir şey var mı? Bari bunları öğrenemedik. Bunları da halkımız müsaade etmedi öğretmeye. Şimdi halk kendi emettim, kendim buldum türküsünü çalabilir yani. Yani ben gerçekten lanet olsun diyorum. Bir de şunu söylemem lazım. Burada hepimiz emekliyiz. Yani emekli vatandaş gerçekten mağdur edildi. Sanki emekliler böyle fazlalıklanmış. Sanki bunlar hazır yiyormuş falan. Yahu el insaf ya. Memlekette 7500 lira para alacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ya bu 7500 lira sana yeter. İyi yaptığı çok şey var. Aşırı çok şey var. Ama bu biraz abardı. Biraz zorlandık. Doğruya doğru dediğimiz zaman yanlışa da yanlış demeliyiz. Şu anda mesela az önce şimdi Osman amcamla onu konuşuyordum. Adam bana diyor ki yani sen verdin oyu, suçlusu sensin. Ya kardeşim ben ülkeme verdim oyu. Ha suçlusu ben miyim? Ha şimdi yaptıklarımı aşırı yanlış. Aşırı abardılar. Pofpofladığımız gibi eleştirmeyi de bilirsek, ona da boyun eğersek işte o zaman doğru yolu buluruz diyorum.